Marrakeş. Marrakeş'te mi? Fas, pek çok kültür ve medeniyetin unsurlarını bünyesinde barındıran Afrika kıtasının binbir yüzlü ülkesi. Bir taraftan palmiye ağaçlarının sıralandığı geniş bulvarları, modern binaları, genç nüfusun uğrak yeri olan cıvıl cıvıl kaldırım ve kafelerinin bulunduğu batı tarzı caddelerle çevrili yeni kentler, diğer taraftan dar ve iç içe geçmiş kıvrımlı sokaklar, dükkanlar, camiler ve bir dönemin ilim ve irfan beşiği medreselerle bezeli Medina veya eski kentlerin buluştuğu bir yüzünü batıya, diğerini ise doğuya dönmüş büyülü bir ülke. Afrika'nın kendine özgü çok derin kökleri olan, çok derin anlamlı tarihi, kültürel birikimleri olan bir zenginliği olduğunu bilmekteyiz. Afrika kıtasının kuzeybatısında bulunan Fas, resmi adıyla Fas Krallığı ise günümüzde 32 milyona ulaşan nüfusuyla Kuzey Afrika'nın en kalabalık ülkelerinden birisi olma özelliğini taşır. İslam coğrafyasının en batısında bulunan Fas, geçmişte El Mahribül Aksa yani en uzak batı diye adlandırılırdı. Fas bir Afrika ülkesidir ve Fas Afrika ortak mirası, Fas'ın Afrika ile ilişkilerini geliştirdiği temel ve sağlam halkayı oluşturur. Bu çok boyutlu bir mirastır ve Fas'ın Afrika kıtası ile ilişkilerini güçlendirmesine katkı sağlamış. Ayrıca ilk defa Fas'ın kimliğindeki Afrika boyutunun ve Afrika ülkeleri ile halkları ile işbirliğinin geliştirilmesinin öneminin altını çizen Fas Anayasası'nın da teyit ettiği üzere Fas kimliğinin önemli bir bileşeni olmuştur. Emevi Halifesi 1. Yezid döneminde 682 yılında Fas'a ilk giren Emevi Valisi Uhbe bin Nafi ile başlayan İslam fetihleri 711 yılında Musa bin Nusayr ile devam etmiştir. Bu süre zarfında Bizans hakimiyetinin baskısından şikayetçi olan Berberi kabileleri de İslam dinini kabul etmişlerdir. Böylelikle Fas, İslam coğrafyasının sınırları içerisine dahil olmuştur. İlerleyen yüzyıllarda İdrisi Devleti'nin başkentliğini yapmış olan Fes'te, şehrin kuruluşundan beri Araplarla Berberiler birlikte yan yana yaşamaktadır. La ville de Fes. Fes şehri yaklaşık 1207 sene önce Mula Yedris II tarafından kurulmuştur. Fes ismi bu şehri kurmak üzere civarda bulunan tüm kabilelerin geldiklerinde bir kazma talep etmelerinden, ki Fes kazma demektir, her gelenin kazma istemesiyle adı Fes olarak kalmıştır. Zamanla birçok anlam daha kazanmıştır. Bunlardan bir tanesi Türklerin kendisine verdikleri anlam olmuştur. Zira zamanında çok büyük bir Fes üreticisi bütün üretimini Türkiye'ye ihraç ettiğinden ve ürünlerin üzerinde de üretim yeri Fes yazdığından, Türkler onu marka olarak kabul etmiş ve öyle adlandırmışlardır. 8. yüzyıl sonlarında Kurtuba'da ortaya çıkan Rabaz ayaklanmasının ardından binlerce Arap Fes'e göç etmiş ve Endülüs Mahallesi olarak adlandırılan bölgeye yerleştirilmiş, Kayrevan'dan gelenlerse Karaviyyin Mahallesi adını alan ve İslam dünyasında büyük ün salmış Karaviyyin Camii ve medresesinin de bulunduğu kesime yerleştirilmiştir. Merineler zamanında konulan kum ve güneş saatleriyle birlikte Karaviyyin Camii'nin minaresi Fas'ta vakitlerin belirlendiği bir yer haline geldi. Bu dönemde
ilmi faaliyetlerde de büyük gelişme olmuş, çok sayıda medrese inşa edilerek Kur'an'ın emirlerinden olan ilmi faaliyetlerin her alanı, dönemin saygın alimleri tarafından, dünyanın dört bir tarafından Fas'a eğitim amacıyla gelen öğrencilerine bu eğitim ve irfan merkezlerinde öğretilmiştir. 859 yılında Muhammed bin Abdullah el-Feri'nin kızı Fatıma tarafından inşa ettirilen Karavin Camii ve medresesinin mimari özellikleri, Mağrib bölgesindeki cami ve medreselere örnek teşkil etmiştir. Karavin Medresesi'nin bir diğer önemli özelliği ise dünyanın en eski üniversitelerinden birisi olmasıdır. Geleneksel İslam şehircilik mimarisi gereği, şehrinin kalbinde bulunan merkez caminin duvarlarını çevreleyen dükkan ve zanaatkarlar, Fas medinalarında yüzyıllardan beri yerlerini korumaktadır. İslam dininin ilim ve güzel kokulara verdiği önemle bağlantılı olarak, kitapçılar ve parfümcüler gibi saygın loncaların üyeleri, camiye en yakın yerlere, demir ve bakır işlemeciliği gibi daha gürültülü zanaatlar, medreselerde verilen eğitimin ahengini bozmamak ve ibadet eden cemaati rahatsız etmemek için daha uzağa yerleştirilirdi. Nahoş kokusuyla şehrin sakinlerini rahatsız edici endişesiyle deri ve sepicilikle uğraşan diğer loncalarsa şehrin en uzak bölgelerinde yer alırlardı. Fas büyük çoğunluğu Sünni Müslüman olan bir ülkedir. Bu özelliği sosyal yapılanmasına, ilim ve irfan geleneğine de yansımıştır. Zira Kur'an'ın kendisi inananlara ilim ve bilgiyi aramayı zorunlu kılar ve teşvik eder. Bu nedenledir ki Fas'ta yüzyıllardır süregelen, günümüz için geleneksel gibi algılanabilecek olan ama o dönem için yenilikçi diye adlandırabileceğimiz, o döneme uygun olan toplumun içerisinde farklı eğitim seviyelerinin olduğu bir yapı olmuştur. 14. yüzyıl sonlarında hüküm süren Meriniler döneminde zarif ve zengin ahşap ve mermer süslemelerle bezeli medreseler, İslam coğrafyasının dört bir yanından gelen talebelere üst düzey eğitim geleneğiyle kapılarını açmıştır. Bu dönemin eğitim, ilim ve kültür anlayışını en iyi yansıtan medreselere hiç kuşkusuz Fes'te bulunan dünyaca ünlü Bu İnaniye ve Attarin medreseleri örnek verilebilir. Merine mimarisinin özelliği olan zengin süslemelerin zirveye çıktığı bu medreseler, içlerindeki mescidi ve revaklı avlusuyla mağrip medreselerinin en güzel örneklerinden olup, ihtişamlı süsleme, oyma ahşap çatı ve bronz kapı kanatlarıyla eşsizdirler. Burada Fes'in en büyük ve en güzel medresesi Ebu İnaniye'deyiz. Buranın adı, burayı kuran Kral Ebu İnan'dan gelmektedir. Bu güzel medrese, miladi takvime göre 1357 yılında kurulmuştur. Kral Ebu İnan, büyük bir hanedanlık olan Meriniler hanedanına üyedir ve Meriniler çok sayıda yapı inşa etmişlerdir. Fes'te günümüze kadar ulaşan ve ismini aldığı Attarin, bir başka deyişle Parfümcüler Çarşısı'nda yer alan Attarin Medresesi'nin diğer tüm Fas medreseleri gibi göz alıcı süslemeleri ve Medina'nın içerisinde bulundukları ayrıcalıklı konum göz önüne alındığında, dönemin siyasi iradesinin ve halkının bilim ve kültüre atfettiği büyük önem hiçbir şüpheye yer vermeyecek biçimde anlaşılmaktadır. Ebu İnaniye'de öğrencilerin uyudukları yaklaşık 120 oda vardır. Oda başına 2 öğrenci olduğu düşünülürse yaklaşık 240 kişi burada kalmaktaydı. Bu medrese 1960 yılına kadar faaliyet göstermiş, o tarihten sonra da müze halini almıştır. Marrakeş şehrinde İbn Yusuf Medresesi'nin yanı sıra İslam aleminde mevcut minarelerin en muhteşemlerinden biri sayılan Kütübiye Camii'nin minaresi de bulunur.
kare plan üzerine inşa edilmiştir ve alemle birlikte 77 metre yüksekliğindedir. Minarenin her yüzünde değişik süslemeler bulunmakla birlikte bunlar stuko kabartma geçmeler ve çini şeritlerle bezelidir. Peki, neden Kutubiye? Kutubiye, kutub, kitaplar. Çünkü burası bilginin kalbi, kitapçıların, kitap satıcılarının, bilgi aşığı herkesin buluştuğu nokta. Dolayısıyla Kutubiye, okumaya ve kitaplara atfedilmiş bir yerin adına sahip. Hiç kuşkusuz günümüzde de başta Rabat'ta Muhammed V Üniversitesi, Marrakeş'te Kıda Ayyad Üniversitesi, Casablanca'da Hassan II Üniversitelerinin yanı sıra Fes'te bulunan Karaviyen Üniversitesi ile birlikte Fas'ın tamamına yayılmış 13 üniversitesi ile söz konusu bilim ve kültür geleneği tüm Afrika kıtasına örnek teşkil edecek biçimde devam etmektedir. 5. Muhammed Üniversitesi Fas'ın 13 üniversitesinden biri olup bunlar Yüksek Öğretim Bakanlığı'na bağlıdırlar. 1 Eylül'den beri üniversitemiz Rabat'ın en prestijli iki büyük üniversitesi olan Akdal ve Susi Üniversitelerinin bir araya gelmesiyle tarihi kimliğini geri kazanmıştır. Hali hazırda 19 kuruluşu, 8 fakültesi, 5 yüksekokul, 5 araştırma enstitüsü ve Abu Dhabi'deki şubesiyle faaliyetlerini sürdürmektedir. Fas eğitim sisteminin en önemli özelliklerinden birini oluşturan yabancı dili eğitimine verilen önem, tarihi bağları nedeniyle Türkiye ile olan yakın ilişkileri sebebiyle Türkçe öğrenimine son yıllarda gösterilen yoğun ilgi ile de kendini göstermektedir. Son yıllarda özellikle Türk dizilerinin Fas'ta yaygın bir şekilde izleniyor olması ve Fas halkının Türkiye'ye ilgisinin artması, vize ihtiyacının da iki ülke arasında bulunmaması sayesinde turizm alanındaki ilişkilerimizin de hızla gelişmesini sağlamıştır. Yine 2006 yılından bakacak olursak 15 bin civarında turist Fas'tan Türkiye'ye giderken geçtiğimiz yıl 80 bine ulaşmıştır ve bu da hızla artmaktadır. Giden uçaklar genellikle Fas turistlerle dolu olmaktadır. Nitekim Türk Hava Yolları'nın biri Fas Hava Yolları ile birlikte her gün Casablanca'dan İstanbul'a seferleri bulunuyor. Fas'tan bu bahsettiğim ilgi, Türkçe öğrenimine olan ilgiyi de arttırmaktadır. Rabat'ta 2012 yılında faaliyete geçen Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, burada hem Faslı öğrencilere Türkçe öğrenmesine yardımcı olduğu gibi, Türkiye'nin buradaki görünürlüğüne ve ilgiye de ayrıca bir katkıda bulunmaktadır. Kültürü besleyen önemli faktörlerden bir tanesi de bilim dünyasıdır. Bu çerçevede de biz TİKA olarak bütün bu zenginliklerin korunması, yaşatılması, geleceğe aktarılması ve dünya mirası olarak da bütün diğer topluluklara yansıtılması konusunda da etkin çalışmalar yapmaya gayret göstermekteyiz. Tabii bu bağlamda Fas, medeniyetin, ilmin, irfanın merkezi olarak bilinen çok önemli bir ülke. Geçmiş tarihlere bakıldığında Endülüs'ün gelişiminde, Endülüs olmasına neden olan en önemli zeminlerden bir tanesi Fas'tır, Fas'ın geçmişidir. Dolayısıyla o günden bugüne gelen çeşitli zenginlikleri bugün o ülke geliştirmekte, yaşatmakta. Biz de Türkiye olarak bu köprüyü oluşturmada, Türk halkının, Türk milletinin orayla irtibatın artırılmasındaki çalışmalara etkin bir şekilde destek olmaya çalışmaktayız. Bazı beldeler, bazı şehirler diğer beldelerin aslında gıdasını da sağlamaktadır. Hem maddi gıdayı sağlamakta, manevi gıdayı sağlamakta hem de ilim, irfan konusundaki ihtiyaçları karşılamaktadır. Bugün Afrika çok geniş bir coğrafyadır. 30 milyon kilometre karelik alanıyla, sahil şeridiyle, enerji imkanları, doğal zenginlikleri, maden, meteoroloji, petrol, doğalgaz, elmas gibi pek çok zenginliklerin yanı sıra o daha önce de belirtmiş olduğum gibi iç zenginlikleri de barındırmaktadır. Özellikle
Kuzey Afrika ülkeleri ve özellikle de Fas, Afrika'nın bütün bu zenginliklerinin korunmasını, geliştirilmesini ve diğer dünyayla irtibatını sağlanmasında bir köprü vazifesi görmektedir. Biz TİKO olarak hızlı bir şekilde Afrika'da açılımlarımızı devam ettirmekteyiz. Özellikle ilk ofisimizi Etiyopya Addis Ababa'da açmıştık ki bugün Etiyopya denince kıtlık, sefalet, açlık olarak algılanan bir ülkedir. Ancak orada da kadim Hristiyan geleneklerinin yaşatıldığı, ilk Müslümanların hatta Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in heyetini göndermiş olduğu ve Müslüman olarak orada vefat eden Necaşi Hazretleri'nin türbesini restore ediyoruz. O sadece bir restorasyon değil, aynı zamanda tarihimizin, geçmişimizin bir şekilde yaşatılması, gelecek nesillere bazı mesajların aktarılmasını da amaçlayan bir çalışma. Ve ilk 2005'te başlatmış olduğumuz Etiyopya ofisiyle birlikte bugün Afrika'nın hemen hemen değişik coğrafyalarında 13'ün üzerinde ofisimizi açmış bulunmaktayız. Ofisimizi açmadığımız yerlerde de özellikle üniversiteler başta olmak üzere ilim yuvalarıyla irtibatlara geçerek çeşitli etkinlikler yapmaya çalışmaktayız. Bu çerçevede de Fas'ta şu an ofisimiz yok ama bizim en önemli oradaki partnerlerimiz, bizimle birlikte çalışan kuruluşlarımızın başında tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğimiz, Yunus Emre Kültür Merkezimiz ve oradaki bizimle destek ve bize destek veren ve bizlerle birlikte hareket eden üniversiteler olmaktadır. İnşallah önümüzdeki yıllarda gerek TİKA'nın, gerek Türkiye'nin diğer kuruluşlarının ve genelde de Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin yapacağı önemli katkılarla Afrika çok daha farklı bir boyuta Türkiye ile birlikte ilerleyecektir diye düşünüyorum. Yunus Emre Enstitüsü'nün amacı yurt dışında Türk dilini, Türk sanatını ve Türk kültürünü tanıtmak ve yaygınlaştırmak. 2012 yılı Kasım ayında Fas'ın en köklü ve eski üniversitesi 5. Muhammed Üniversitesi ile imzalanan bir protokol kapsamında enstitümüz burada 5. Muhammed Üniversitesi'nin Edebiyat ve İnsani Bilimler Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteriyor. 2013 yazında ilk kez faaliyete geçtik ve Türkçe dersleri öğretmeye başladık. İlk başta nispeten düşük olan talebimiz zaman içinde giderek arttı. Şu an yaklaşık her dönem, her sömestr 100 öğrenciden bahsedebiliriz. Geçtiğimiz dönem 100'ü aşkın öğrenciye ulaştık. Bugüne kadar Yunus Emre Enstitüsü Rabat Türk Kültür Merkezi 266 öğrenciye sadece üniversite bünyesinde burada ulaştı. Türkoloji projesi kapsamında ise 300'e yakın öğrenciye ulaştı. Dolayısıyla 1,5 yıl içinde 500 civarında bir öğrenci nüfusuna ulaştığımızdan söz edebiliriz. Merhaba, benim adım Vedat Arabi. Ben 18 yaşındayım, Rabatlıyım ve Muhammed 5. Üniversitesi'nde okuyorum İngilizce dili ve edebiyatı. Geçen yıl Türkiye'ye gittim. Yunus Emre sayesinde Trabzon'a gittim Türkçe yazabilmek için. Ve bunun sayesinde yani çok iyi tanıdım Türkleri, yakından tanıdım ve Türkçe'yi daha çok sevdim. Ve Türkiye'ye inşallah gitmek istiyorum okumak için ve yaşamak için. Eğitim ve kültür geleneğiyle göz dolduran Fas'ın eski şehirlerinin cıvıltılı renkleri, adeta gün ışığı ve gölgelerle dans ederek insanı dar geçitli sokaklardan bambaşka bir zaman ve mekana götürür. Medina'nın kalabalığı ve sokaklarının ahenkli ritmi, taze nane çayının baş döndürücü kokusu, Mağrib müziğinin nameleri, geleneksel Fas evlerinin misafirperverliği, modern dünyadan bunalan ıssız gönüllere eşsiz ziyafetler sunar. Fas, her sene 10 milyonun üzerinde her dil,
din ve ırktan ziyaretçiyi kendisine çeken Afrika'nın parlak ve çok kültürlü yüzü. Fas, kültürel dokusunu korumayı başararak geleceğe dönük eğitimli genç nesillerin oluşmasına zemin hazırlayan çok farklı ırk, din ve dilden insanın yan yana yürüdüğü canlı dar sokaklardan yükselen coşkulu bir name gibi çok renkli ve çok sesli bir ülke.